Through unforgiving lands. Across the impossible expanse. A mirage calls. A distant oasis. We chase what most consider myth. Pursue an obsession. That's what pushes us to greatness. The Oasis. It's Ryu. The 400i by Origin Jumpworks. Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Size yeniden bir video yaptım. Bu sefer size Origin 400i'yi tanıtmak istiyorum. Bu gemi de işte birkaç gün önce çıktı. CitizenCon'da işte tanıttılar bu gemiyi ilk defa. Aslında şöyle diyeyim, beklenen bir gemiydi ama yine de ufaktan bir sürpriz oldu. Bu geminin özelliği, yani bir Explorer gemisi olarak düşünün. Yani Touring gemisi işte. Böyle biliyorsunuz Origin daha çok böyle lüks gemiler yapar. Savaş gemisi değil veya kargo gemisi falan değil. Bunu şey yapmayın, öyle düşünmeyin. Bununla hepsinden az olsa da bir şey yapabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Constellation serisi gibi şey oluyor yani. Aslında onun rakibi oluyor. Bunu CIG de dedi zaten. Dedi eğer bu gemiye kıyaslarsak ya Drake Corsair'la kıyaslayacaksınız dedi. Ya da Constellation serisi, yani Aquila serisiyle daha doğrusu. Ve tabii ki her zamanki gibi Origin gemileri çok güzel tasarlanıyor gerçekten. Çok hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi bu bir savaş gemisi değil. Yani savaş için almak istiyorsanız bir gemi, bunu sakın almayın. Ön tarafta iki tane size 4 silah takılı. Hani fix size 4 takabiliyorsunuz. Ama şu an takılı olan, stok olan iki tane size 3 gimbal. Ve bu gimbal olayını biliyorsunuz. Ne düşündüğümü biliyorsunuz. Yani bence gimbal'e hiç gerek yok şu an. Ayrıca iki turret daha var arkada. İki tane size 3 turret. Bunlar da co-pilot koltuktan kullanılabiliyor. Yani iki tane koltuktan kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda. Ayrıca füzeleri de var. Ve bence gayet de sayılı, yani bayağı füzeleri var. 32 tane toplam. 16 tane size 1. Bir de 16 tane size 2 füzeleri var bunda. Fena değil aslında. Daha ne diyebilirim bu gemi hakkında? Dışarıdan gösterdiğimizde şey hoşuma gidiyor mesela. Şu ön taraftaki işte sadece bir ayağı var. Oradan zaten open close door bile yapıyorsunuz. Şey gibi biraz işte 890 gibi. Yani bence dizayn açısından güzel bir gemi. Evet, şimdi de içini göstereyim size. Evet, kokpitte 3 tane koltuk var. İşte burada kaptan oturuyor. Sağ solda da co-pilot oturuyor. Ve benim ilk göze giren şu ekranlar gerçekten güzel oldu. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor bu dizayn. Olmazsa şuraya bir oturayım ve göstereyim size. Şimdi buradan turret'e hemen geçebiliyorsunuz mesela. Evet. Dediğim gibi bir tane turret daha var. Kalkmıyordu. Yine bastım, kalktı şimdi. Ve Origin gemilerine özel olan zaten şu ön taraftaki bu büyük pencereler, yani camlar. Bence çok güzel. Bu ara arkadaki manzara da çok güzel. İşte Origin gemilerinin özelliği zaten bu oluyor. Yani ön tarafın camları gerçekten çok geniş oluyor. Buradan hem taretleri kullanabilirsiniz hem de sanırım füzeleri de kullanabileceksiniz.
Evet, arkaya gideyim. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Onu az sonra göstereceğim size. Ve ilk gördüğümüz şey zaten yine orijine ait olan bir şey tabii ki. Kullanılan malzemeler çok lüks yani. Çok da kaliteli gözüküyor. Sağ tarafta ne var? Sağ tarafta işte tuvalet odası var. Duşumuz da var burada. Ve burası da dolap oluyor. Yani eşyalarımızı buraya koyabiliyoruz. Burada ne var? Ha, düğmeleri var burada işte. İlginç yapmışlar. Güzel oldu bence dizayn açısından. Her şey hoşuma gidiyor. Hani verimlilik çok önemli benim için. Hani küçük bir odada böylece daha çok sığıyor işte. Hani bu eşyalar böyle duvardan çıkınca daha çok bence hani eşyalar koyabiliyorsun. Mantıklı yapmışlar. Evet, aynada kendimizi göremiyoruz. Çünkü bu feature'ı da eklemedi CIG. Ama sanırım en geç Ray Tracing'le oyuna eklenir. Şu an 22 derecemiş geminin içi. Evet, devam edelim. Evet, sağ tarafta kaptan odası var ve kaptan odası gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü dediğim gibi çok verimli bir şekilde yapıldı. Yani böyle bir odam olsa diyorum bazen. Yani şu, gerçekten konforlu ve rahat gözüküyor burası. Şurada oturup da çalışmak isterdim. İşte kaptanın da bir odası var. Pardon, bir dolabı var. Eşyalarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Bir yatağı var, bir de bir televizyonu var. Ayrıca şuradan biraz dışarı bakabiliyorsunuz. Bence aslında bu her gibi de olması lazım böyle. Her odanın bir penceresi, bir cam olması gerekiyor. Yoksa insan gerçekten sıkılıyor. Uzun yolculuk hele yapılınca. Burada ne var? Burada işte ekibin odası var. İşte kaptan odası kadar tabii ki lüks değil. Ama ne gerekiyorsa var. Yatağı var mesela. Onun da bir televizyonu oluyor. Buradaki kalan kişilerin. Buradan da dışarı bakabiliyorsunuz. Ayrıca bir dolabı da var. Çok 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 da büyük bir gemi olmadığı için odalar da o kadar büyük değil. Evet, devam edelim. Evet, arka tarafı da çok konforlu yapılmış. İşte dediğim gibi bu gemi aslında şöyle bir gemi, yani exploring amacıyla işte ufaktan da olsa yapabiliyorsunuz. Ve bundan dolayı mutfak da var. Yani uzun yolculuklarda işte mutfağınız da var, işte yiyecek içecek falan hepsi hazır. Ve her Origin gemi de tabii ki eksik olmayan şaraplar ve içkiler. Alt tarafta görüyorsunuz, yemekleri de koyabileceksiniz. Ve desenleri aynı şeyde işte 600 olsun ya da 890'daki gibi böyle nasıl deniliyor? Marmor mu deniliyor buna? Bayağı desenli yani, güzel yaptılar. Burada da işte oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da sohbet edersiniz. Gayet de konforlu duruyor yani, rahat gözüküyor bence. Arka taraf işte, burada bir harita var ama bu harita şimdilik daha böyle süs amacıyla koydular. İleride CIG, hatta şu an çalışmalar yapıyorlar. Yeni bir Star Map çıkacak. Artık ne zaman çıkacak bilmiyorum ama bence çok da uzun sürmeyecek gibi. Belki Star Map yaparken belki bunu da şey yaparlar. Bir update geçerler. Çünkü aslında amaç şu, yani içinde yani mesela gemi uçtuğunda sizin nerede olduğunuzu buradan da görebileceksiniz. Yani haritada nokta olarak göreceksiniz kendinizi. Ve genel anlamında böyle işte sistemi göreceksiniz. Kesin güzel olacak. Ayrıca dediğim gibi bu orijine ait olan bir şey. Etraf hep bayağı şeyli yani. Manzaralı böyle cam pencere falan var. Bu çok hoşuma gidiyor mesela.
Gayet lüks bir gemi işte. Evet, şimdi aşağı geçelim. Aşağı tarafı da göstereyim size. Aşağıda ne varmış ne yokmuş. Asansör bayağı hızlı. Şeydeki gibi değil. Mesela karakta böyle hızlı gelmiyor. Ve ilk gördüğümüz böyle iki ayrı oda var. Hepsi de climate control altında. Yani özel bir havalandırma var. Zaten her odanın özel bir havalandırma sistemi varmış. Öyle dedi CIG. Ama bu odalarda komponentler takılı olduğu için işte sıcak olmasın diye, sıcaktan bozulmasın diye tabii ki biraz daha soğuk odalar oluyor. Size göstereyim buradaki komponentleri. Mesela bunda life support ve coolers diyor. Açalım. Coolers işte soğutucular oluyor. Life support da dediğim gibi geminin havalandırma sistemi. Hani bu araba bozulursa çok kötü olur. Burada da avionics var. Bunlar hepsi tabii ki böyle süs için koyulmamış arkadaşlar. Bunlar ileride gerçekten mesela bir meslek olacak. Engineer mesleğe, yani mühendislik mesleğe mesela. Gemideki bütün parçaları tamir edeceksiniz eğer bozulursa. Ha, çok önemli bir görev adamı olacaksınız, öyle diyeyim. Yani engineer olmak kesinlikle çok önemli olacak ileride, eminim. Bu odada da shield generator var, bir de radar var. Bunu da göstereyim size. Daha da büyük bir component gördüğünüz gibi. Ama benim anlamadığım sadece bu Origin gemide böyle bir şey var. Bu soğutma olayı işte. Yani başka mesela 600i olsun ya da 890 olsun, orada öyle bir şey yok. Neden tek bunda böyle yaptılar bilmiyorum. Belki öbür gemilere de eklerler belki ileride. Evet, burası da kargo alanı. Dediğim gibi aslında böyle büyük bir kargo gemisi de değil ama bence kargosu yeterli işte. Çoğu şey yapabilirsiniz. Hani uzun yolculuk için de yeterince malzeme yanınıza alabilirsiniz. 42 SU kargo alanı var. Buraya rock falan ya da ne bileyim başka araçlar sığmayacak arkadaşlar. İlk başta, ilk etapta oluyordu. CIG daha geçen belki 2 gün olmuyor. Bununla ilgili bir post attı Spectrum'da. Bu mümkün olmayacakmış. Hani herhalde istemiyorlar hani bu gemiyle böyle şeyleri. Hani mümkün olsun istemiyorlar herhalde. Neden bilmiyorum. Ve nasıl yapacaklar? Hani küçültecekler mi buraya yoksa nasıl düşünüyorlar? Onu tam bilmiyorum açıkçası. Burada gördüğünüz gibi escape podlar da var. 4 tane hem de. Bu geminin max crew'su 3 bu arada. Hani maksimum crew 3 ama bir kişi de bu gemiyi uçabilir ileride. Rahat yani. Rahat bir gemi. Gerçekten böyle büyük bir ekibe de gerek kalmıyor. 3 tane olmasına rağmen max crew 4 tane escape podlar var. Yani bir tane fazla. Bence iyi. Yani başka bir kişi daha yanınızda olursa o da kaçabilir tabii ki, kaçmak istiyorsanız. Ama ileride bu ölme olayı da daha da çok önem kazanacak. O zaman biliyorsunuz işte paranızı, işte itimlerinizi falan, geminizi kaybetmek istemeyeceksiniz yani. Gerçekten uğraşacaksınız ama son çare kaçmak olacak herhalde. Bu da her gemide yok. Mesela direkt gemilerde öyle escape podları falan yok mesela. Ya da hepsinde yok, öyle diyeyim. Bu şimdi konuştum. Bu neydi? Ha, power plant. Doğru. Bu gemide 3 tane power plant takılı. 3 tane medium size. Burada da bir tane var. Ve bugün gemide aynı Constellation serisi de gibi şey var. Büyük şildler takılı. Bir tane takılı. Bir tane large shield takılı ve biliyorsunuz son update'ten sonra shield'lere de biraz el attılar ve bir large shield gerçekten büyük bir shield, yani şey dayanıklı.
Yani bu gemi için bence tam oldu, uygun. Tam mesela az olsaydı, iki tane medium olsaydı bence olmazdı. Evet, sanırım sonuna doğru yaklaşıyoruz ama en önemlisini size daha göstermedim. Şimdi geminin tasarımı çok hoşuma gidiyor dediğim gibi. Mesela şurası merdiven olacak. Yani burası açılıyor. Hatta açayım sizin için göstereyim. Yani bu gemide giriş için asansör yok. O benim çok hoşuma gidiyor. Asansör gerçekten bazen insanı yoruyor, öyle diyeyim. Biraz da şey oldu şimdi. Değişik oldu yani. Güzel oldu bence. Hatta şöyle bir dışarıya gideyim. Dışarıdan da göstereyim size. Şeyi biraz andırıyor böyle bakınca. Banoları andırıyor. Yani Banu Merchantman gemisini andırıyor. Onda da böyle işte büyük bir giriş var. Merdivenli. Bence böyle daha güzel oldu. Yine girelim içeri. Karakter üşüdü. Evet, sağ tarafta yine şey görüyorsunuz, yani storage dolapları görüyorsunuz. Yani suitlarınızı buraya koyabilirsiniz. Yine 4 tane dolap var. Maksimum crew 3 olmasına rağmen, yani bir tanesi fazla. Yani biliyorsunuz ileride işte bir gezegene falan gittiğinizde düşünmeniz gerekiyor artık, hani hangi suit'u yanıma alsam. Bazı gezegenler çok soğuk olur, bazıları çok sıcak olur. Ona göre eşyalarınızı almanız gerekiyor. Bu ara 4 tane suit değilmiş, bir tane şey, pardon, 3 tane suitmuş. Bir tanesi de silahlar için. Doğru, unuttum. Buraya da silahlarınızı koyabiliyorsunuz işte. El tabancaları yukarı, daha büyük tüfekleri, silahları ve aşağı alt bölüme takıyorsunuz. Ve şuradan da şey göstereyim. Bak, orada da bir oda var. Buradan giremiyorsunuz. Onu dışarıdan açıyorsunuz. Bu şey odası oluyor. Buraya bir araç koyabiliyorsunuz. Ama sadece bir araç, o da X1. O daha çıkmadı. O da Origin'in kendi aracı oluyor. Küçük bir, yani küçük bir araç, Dragonfly gibi düşünün. Ama mesela Dragonfly'ı buraya koyamayacaksınız. Onu denedik biz. Mümkün değil. Yani sadece gerçekten X1'i koyabileceksiniz. Yani X1. Burası şey oluyor işte, docking oluyor. Yani ship to ship docking olayı da gelecek ileride oyuna. Bir gemiden bir başka bir gemiye geçebileceksiniz buradan. Allah Allah, bir saniye yine açayım. Open door. Tamam. Yani bununla istasyonlara bağlanmıyorsunuz sanırım. Yanılmıyorsam. Çünkü istasyonlara bağlanmak istiyorsanız herhalde daha da büyük olması lazım. Mesela Hammerhead veya 890 da mümkün. Tabi işte şey ileride bu şey iç dolayından da lazım olabilecek. Mesela CIG şey yapmak istiyor. Bir mekanizma eklemek istiyor. Tamiri olayı işte. Gemi mesela hasar gördüyse böyle multi tool çıkarıp geminin hasarlarını biraz olsa da kapatabileceğiz işte. Böyle uzayda gemimizin etrafında uçacağız. Ondan sonra işimiz bitince böyle geri döneceğiz işte. Ve geri döndüğümüzde suitlarımızı buraya asacağız. Hedef böyle işte. Evet, gelelim geminin tekniksel bilgilerine. Bu geminin büyüklüğü ya da uzunluğu 60 metre arkadaşlar. Genişliği de 32 metre. Yüksekliği de 12 metre gördüğünüz gibi. Ve bir large gemi olarak geçiyor oyunda. Şu an gördüğünüz gibi hani bütün komponentleri medium olarak gösteriyor. Ama sanırım orada CIG bir hata yaptı. Aslında shieldler L olması lazım. Onu da göstermek istedim size. Siz ne düşünüyorsunuz bu gemiyle ilgili? Aşağıda açıklama bölümüne yazarsanız sevinirim. Ve böylece videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Zaman bayağı emek harcadım bu video için.
Bir like atarsanız sevinirim ya da abone olursanız sevinirim. Hepinizi Discord'umuzda bekliyoruz. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bye.